Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Piyasaların güneşi genel durumunu paylaşmak istiyorum. Endeksten başlayalım. BIST 100 yukarı eğilimine devam ediyor. 1470'lerin üzerine gördü. 1480 bekliyoruz biliyorsunuz. Dünden beri bu bölge hedef diye belirttiğimiz bölge. Kısa vade için şurası direnç zaten. Bakın tam o durduğu yer. Direnç noktası, yatay direnç noktası. 1470-75 hattı. Yani 70-80 arası direnç olarak karşımıza çıkıyor. Saatlerde ufak bir kırmızı görülmeye başladı. Neticede bu bölgenin bir V bölgesi olma ihtimalinin olduğunu düşünüyoruz. Burayı geçecek olursa hareket tabii hızlanacaktır. 1480 bölgesi özellikle bakın çizdiğimiz hat şu. Oraya aşağı yukarı geldik. O kısımda ufak bir realizasyonla karşılaşabiliriz. Bu süreçte ne olur derseniz gitmeyen tahtalarda hareketlenme olacaktır. Gitmeyen tahtalarda eğilim yukarı doğru olacaktır. Burada tabii tahta seçimi yine öncelikli onu belirtelim. Özellikle bazı ana tahtalarda geride kalma söz konusu. Onlar endekse yetişmek için, endeks yukarı gittiği için endekse yetişmek için hareket başlayacaktır. Yan tahtalarda bir miktar hareketlenme olabilir. Spekülatif tahtalarda ya da çöp grubu tahtalarında ise pozisyon alınan tahtaların bir kısmında günübirlik, 1-2 günlük hareketler olabilir. Önümüzdeki hafta için tabii bu anlattıklarım. Önümüzdeki haftanın ikinci yarısından sonra özellikle yan tahtalarda ufak hareketlenme söz konusu olabilir diye belirtelim. Yani esas biz risk olarak Kasım ayını görüyoruz. Yani bu hareketler Kasım ayında, Ekim ayında yine pozitif olacağını, Kasım ayında ise negatif bir haftalar, daha doğrusu 1-2 hafta geçirme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Bakalım Kasım'da ne olacak? Geçen sene Ekim'in son haftasında satış gelmişti, Kasım gelmeden. Bu konuda defalarca tabii uyarılarımız, ikazlarımız olmuştu ama satış Ekim'in son haftası olmuştu. Ben son hafta gene bir kırmızı hafta olarak kırmızı değil yani kırmızı gün olacağını düşünsem de haftanın genelinin yeşil olacağını ve güçlü kapatacağını düşünüyorum. Özellikle Kasım ayı gibi Kasım'ın arasında bir iki hafta realizasyonlu bir piyasayla karşılaşabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Yurt dışı ne yaptı diye bakalım. Yurt dışı pozitif duruşuna devam ediyor. Bir yorgunluk var ama yurt dışında da dikkat ettiyseniz çubukların boyları oldukça kısaldı. Tabii onların yatay kalması bile bizi pozitif etkileyecektir onu söyleyeyim. S&P'ye bir bakıyorum. S&P'de saatliklerde bir aynı şekilde realizasyon başlamış. Orada da benzer bir yorgunluk işareti var. Bakın hatlar küçüldü. Şu bölgeye kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. 21 EMA'dan bayağı aştılar mesafeyi. Fiyatlar yukarıda kaldı yani. 21 EMA'ya doğru özellikle yurt dışı piyasalarda bir geri çekilme söz konusu olabilir. Altın sonuçta bahsettiğimiz 1800 noktasına kadar geldi. Şimdi bu hattı kırmaya çalışacak. Süper trend hedefleyecek. Onun üstüne de 1850'ye doğru atacağını tahmin ediyorum. Ons altında yukarı eğilimin devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Buradaki geri çekilmede de şurada da fiyatların tamamında biz ons altına yukarı gideceğini, yukarı hevesli olacağını tahmin ettiğimizi aktardık. Ara ara dalgalanmalar olsa da onay için geri gelmeler olsa da daha sonraki süreçte tekrar yukarı 1900 rakamlara doğru ons altının yöneleceğini düşünüyorum. Gümüşte potansiyelin daha yukarı olduğunu düşünüyorum. Ve dikkat ettiyseniz de bu zaten görülüyor. Süper trendi geçeli çok oldu. Yani altın daha yeni süper trendini vururken gümüş yukarı eğilimine. Düşerken de tabii fazla düşmüş. O da aynı mesele. 26 ve 28 kademeli bu bölgeleri hedefleyeceğini düşünüyorum. Dalgalanmalarla beraber. DAX'ta da yatay bant hareketleri, yatay yukarı bant hareketleri görülecektir. Şu bölgede bir sıkışma bekliyorum. Yurt dışı piyasaları özellikle S&P ve Dow Jones'ta benzeri bir toparlanma olursa 15.800'e kadar şuraya kadar bir hareket gelebilir diye yorumladık. Sabah da aynı noktaya dikkatinizi çekmiştim. Şu bölgede bir yapı var. O yapıyı oluşturacaklarını yani burada yatay bant oluşturacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Ondan sonra ise 14.000'lere doğru bir geri çekilme olabilir. Bakalım bunu ne zaman yapacaklar meraktan bekliyorum. Onu söyleyelim. Bu arada Bitcoin'de 63'lerin üzerine doğru 63.000'lerin üzerine doğru tekrar bir yukarı hareket başladı. Ben buna benzer bir dalga yapısının oluşacağını şimdilik öngörebilirim. Şuraya onay için gelme ihtimali söz konusu. Onu söyleyeyim. En azından tabii şu anda yukarı eğilim devam ediyor. Bir trend hareketi var. Ama önemli direnç noktalarına geldiğini görüyorsunuz. Önemli bir direnç noktası 60.000'li 61, 62, 63.000'li daha önce buradan dönmüştü. Bu bölgede biraz zorlandı ve duraksadı. Burayı geçerse hareket hızlanacak ve 90.000'lere doğru gidecek. Şurada geçenek kadar katlamalı 90.000 hedefiyle yukarı doğru gidecektir. Ama hemen geçeceğini düşünmüyorum. Buralarda biraz oyalanacaktır. Belki 50.000 rakamlara tekrar gelip ondan sonra küçük V'den sonra çanak kurup yaptıktan sonra belki
gidebilir diye düşünüyorum ama şimdilik tabii negatif değil. 60 binin üzerinde kaldığı sürece pozitif ve 90 bin hedefiyle takip edilebilir. Genel olarak durum o. Petrol aslında bir bakmak lazım. Petrolde durum ne olur diye. Brent petrole bir bakalım. Brent petrolde burada bir yorgunluk başladı. 85'li rakamlarda. Burada 80 ile hatta 75 olur mu? 75 ile 85 arasında şöyle bir bakayım. Evet, şu bölgeye kadar bir onay için gelebilir petrol. Uzun zamandır çıkıyor. Şöyle bir trend hareketi var. Bu trendin destek hattına doğru, yani şu bölgeye doğru çekilebilir. Hatta 70 tabii daha aşırı satım olur. Zamansallık burada oyalanırsa, zamansallıktan dolayı, açıdan dolayı şu bölge hedef olarak izlenebilir. Petrolde de böyle bir realizasyon gelebilir. Piyasalar tabii petrolün de etkisiyle pozitif etkileniyorlar. Yani petrolün yukarı gitmesi borsaları da pozitif etkiliyor. Döviz kuruna bir bakalım. Dolar ve Euro bir bakalım arkadaşlar. Bizim yükseliş trendinin tam üst noktasına geldik. Daha önce geçmişte bu noktaya geldiğimizde bakın realizasyonla karşıladık. Üstüne attı ama üstünde kalıcılık sağlamadı. Buraya da üstüne atamadı. Buradan geri dönüş verdi. Şimdi üstüne attı. Bakalım kalıcılık sağlayacak mı? Ben çok kalıcılık sağlayacağını düşünmüyorum. En fazla bir aylık bir süre bence buralarda kalabilir. Özellikle onlu rakamların üzeri iyi bir satış fırsatı olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Çünkü aşırı satım bölgesine, yani bakın trendin en tepesine gelmiş olacak. Sonraki süreçte ise bu kısım, basamak modeline göre de bu kısım hedef olarak karşımıza çıkacak diye söyleyeyim. Yani 6 ay içerisinde böyle bir hareket beklentisi içerisinde olabiliriz. Buralarda yeterince durduktan sonra, satışlar yapıldıktan sonra bu bölge tekrar sınanabilir arkadaşlar. Öyle gösteriyor. Yani ben demiyorum, grafik böyle diyor. Şimdilik yukarı eğilip tabii devam ediyor. Haftalık böyle. Günlükte bakıldığında 9,5. Bakın günlükte daha 10-10,5 noktaları bizim hedef noktalarımız olarak çalışabilir. 10,5'a kadar çalışabilir. Dolayısıyla 10,5'a kadar aşırı fiyatlamanın gelmesi söz konusu olabilir. Onu da yine ayrıca belirteyim. 10,5 hedefli. Yine yukarı yönlü o anlamda takip edilebilir. 9,5'un altı ya da 9,30'un altı ise kademeli aşağı eğilimler başlayacaktır. Ama şimdilik ivme dolardan yana, doların güçlenmesi TL'nin zayıflamasından yana, onu belirtelim. Evet, Euro dolar paritesine de bakıldığında süper trend direncine yakın noktalarda, oralara temas ettikten sonra bir realizasyonla karşılaştı. Görülüyor. Burada bir oba görüntüsü var. Bir ama kama şeklinde de bir düşüş var. Dolayısıyla tepkiyi beklediğimizi biliyorsunuz. Tepki beklemiştik. O tepki hareketi bir miktar daha devam edecektir. Şurada toparladıktan sonra, yani şuradaki 21 EMA'yı bu şekilde hafif yukarı eğilimli oluşturacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Euro dolar öyle. Euro TR Türk lirasına bakalım. Bunda da yine yükseliş eğilimi göze çarpıyor. Aynı dolardaki harekete benzer bir hareket var. Direnç noktasındayız. Direnç noktasına yakın yerdeyiz. Tam bir işte W hedefi var. Burada da yine 11-11,5'lar hedef gibi görülüyor ve oralar zaten görüldü. Devamı gelebilir arkadaşlar. Bir miktar daha ama ondan sonra tekrar realizasyon gelecektir. Şimdilik eğilim yukarı yönlü ve güçlü atak şeklinde yukarı yönlü bir piyasayla karşılaşıyoruz. Onu da belirtelim. Tekrar bizim piyasamıza bir bakayım. BIST 100 saatliklerde ufak bir kırmızı yorgunluk ama yorgunluğa rağmen ben bugün güçlü bir kapanış olacağını tahmin ediyorum. Onu söyleyeyim. 15 dakikalıklara bakayım. 15 dakikalıklarda da evet bir yorgunluk var. Ama yukarı eğilim var. Yani onu belirtelim. Düzeltmeler önümüzdeki haftaya kalacaktır. 1480'e doğru piyasa kademeli ağır ağır da olsa gitme isteğinde olacaktır. Hızlı bir atak yaptı. Şuradaki gap'ini, şuradaki dünkü sert faiz kararı sonrasında sert satımla doldurduktan sonra milleti terse düşürdüler bir anlamda. Bakın bu şekilde bir yapıyla hareket etmeye başladı. Bir geri çekilme yukarı, sonraki düzeltmeler tekrar 1450'lere doğru bir düzeltme gelebilir. Onu da yine belirteyim. Yani 1450 önümüzdeki haftanın hedef noktası olarak da aşağıda takip edilebilir. Stop noktası ise yine 1450'nin
Hatta daha emin olacaksak 1440'ın kırılması stop noktası olarak takip edilebilir. Burada tabi yaptığınız işlemlerin vadesi de çok önemli. 1400'ün kırılma günlükte stop noktası, iz süren stop mahiyetinde. Kısa vadeli işlem yapanlar ise 1460'ın kırılımını kısa vadeli stop olarak takip edebilirler. %1-1,5'luk bir geri çekilme vadeli piyasa için özellikle bunu belirtmiş olalım. Söylediklerimiz yatırım tavsiyesi, genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Bunu da hatırlatmak isterim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.